Bunlar komik oluyor. Yani bunlar gerçekten komik oluyor. Bilimsel değil, samimi değil. Maskesiz geziliyor ve çok fazla teması var. Aşılı da hastalanıyor, aşısız da hastalanıyor. Aşılı da ölüyor, aşısız da ölüyor. Kayseri vaka artışında birinci sıraya yerleşti. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara vaka artışı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yani ben devlet kadar toplumun da sorumlu olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani toplu düğünlerimiz, nişanlarımız, cenaze törenlerimiz aynı devam ediyor. Yani biz kendimiz önlem almazsak devletin kolluk kuvvetiyle sürekli başımıza gezme imkanı yok yani. Tamam, devletin de illaki üstüne düşen görevleri vardır da Kayseri halkının da Türk halkının da kendine göre sorumluluklar olduğunu düşünüyorum bu konuda. Şöyle ki yani sosyal mesafe korunmuyor, maskeleri pek takmıyorlar. Okul içerisinde mesela biz 40 kişiyiz falan. Yani ne bileyim okulu falan kapatmaları lazım. Korunmaları lazım, maske takıp sosyal mesafelerine dikkat etmeleri lazım. Öyle. Bunun önüne geçiremez. Nasıl geçiremez? Çünkü aşıların bir işe yaradığı yok. Aşı olan da bulaştırıyor, aşı olmayan da bulaştırıyor. Aşılı da hastalanıyor, aşısız da hastalanıyor. Aşılı da ölüyor, aşısız da ölüyor. Sizce Kayseri neden vaka sayısında birinci sırada? Ya sadece Kayseri değil, diğer iller de birinci sıraya yükselir ama yani uygulanacak şeyler uygulanmıyor aslında. Yani maskeden veya PCR testi yapmayan ülkeler hastalığı yendi. Cebeli Tarık diye bir ülke var mesela. 35 bin nüfusu var. Ülkesinin tamamını aşıladı. Ama aşıdan sonra ölümler de arttı, vakalar da arttı. İnsanların daha temkinli, daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yani başka bir açıklaması yok bu işin. Sizce bu durumun önüne nasıl geçilebilir genel olarak? Tamamen kapanma diyebilirim. Kapanma. Mümkün değil ama yani bunun başka bir alternatifi de yok. Çünkü kimse yasaklardan etkilenmiyor. Gördüğünüz gibi kimse maske takmıyor. Biz de dışarıdayız yani. Çıkmamamız gereken yerde çıkıyoruz yani. Hata biraz bizde de. Düşüncelerim, biz herkese saygı duyarız ama bazı hal ve hareketleri fazlasıyla suistimal ediyoruz. Kendimiz. Yani bunu kanundan, şundan, bundan, televizyondan uyarmayla neyle olmaz. Her şeyi kendimize bulmamız lazım. Önlemi bu kadar. Çarşıda gezmekle de olmaz. Market ve kahvehanelerde şurada burada mesafeli durur da maskeyi, temizliği şey yaparsak bu sıkıntıları aşarız. Peki sizce yeni bir kısıtlama gelir mi? Şimdi yeni kısıtlama gelebilir mi? Ona gelince biraz yani siyasete kaçmak istemiyorum. Lütfen, öyle bir şey yok. Benim siyasette, hayatta işim olmaz. Turizm sezonu kapanırsa uygulanabilir. Okulların açılmasıyla daha çok olduğunu düşünüyorum. Okulları kapatırlar diye düşünüyorum. Bir ay veya iki ay sonra. Çünkü okul yüzüne daha da çok artış oluyor ve çoğu yeri açtılar. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. İnsanların duyarsız olduğu için bu kadar fazla vaka sayısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü %70-80 oranında maskesiz geziliyor ve çok fazla teması var. Şimdi okullarda da zaten yapılıyormuş gibi gözüküyor ama kesinlikle yapılmıyor. Dezenfektan olsun, sınıfların havalandırılması olsun. Ve şu an öğrenciler geldi, üniversiteler de açıldı. Bu yüzden vakanın artması gayet normal. İnşallah düzeleceğiz. Sizce bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Bu durumun önüne geçemeyiz, geçemeyeceğiz de. Çünkü bu insanın tamamen kendisiyle alakalı olan bir şey. Sen duyarlı olursan, ben duyarlı olursam, o duyarlı olursa olur. Ama tabii ki de 5 insandan 3 olmayacağı için hiçbir şekilde düzelmeyecek. Bu böyle devam edecek. Zaten buna alıştığımız için bu haldeyiz. Eğer alışmasaydık, korksaydık ilk zamanlardaki gibi vaka düşüş olurdu ama habire artıyor. Bunun sebebi de insanların duyarsızlığı. Yeniden bir kapanma gelir mi peki sizce? Bence kapanma gelmemeli ama gelebilir, bilmiyorum, hükümete bağlı bir şey. Ama ben üniversitelerin, özellikle okulların kesinlikle kapatılmasını istemiyorum. Eğitimden çok geri kaldık. Ben üniversite kazandım. Sadece bir yıl gidebildim. Şu an 4. sınıfım. Okula gidemedim yani hiçbir şekilde.
Şu anda da tercihler yapılıyor. Online mi olsun, yüz yüze mi olsun? Ben yüz yüzeyi tercih ediyorum. O yüzden eğitimin kesinlikle ve kapatılmasını istemiyorum. Diğer tarafları da kendileri bilir, diyecek bir şeyim yok. Evet ya, öncelikle aşı karşıtlarının bir an önce ikna edilmesi lazım. Tabii onlara da bir anlayış gösterilmesi lazım aslında. Çünkü çok fazla internette bilgi kirliliği var. Ve sanırım Türkiye'de asıl yetkili olanların dışında herkes konuşuyor bu konuda. Bilim adamlarının konuşması lazım. Bilim adamlarının bu konuda yönlendirme yapması lazım. Aşı karşıtlarının karşıt olmalarının sebebi nedir? Bunu ortaya koymaları lazım. Bu çekincelerini de bilim adamlarının gidermesi lazım. Yani siyasilerin değil özellikle. Peki sizce vaka artışının önüne nasıl geçirebilir? Ya önlemlerin tabii ki alınması, sürekli hani maske, mesafe falan diye konuşuyor ama bu korunamıyor. Bunun, yani öncelikle aşıların hal olması gerektiğine inanıyorum. Yani biz de görüntüler görüyoruz bazen, hani internette bazı paylaşımlar var. Mesela havaalanında 2 metre, 3 metre aralıklarla insanlar bavullarıyla bekliyor. Evet, görüntü çok güzel. Ama yarım saat 40 dakika sürmüyor. Herkes uçakta yerini aldığında dip dibe bekliyor. Yani sırf insanlar bunu göstermeye çalışıyoruz aslında. Ama işin gerçeğinde bu olmuyor. Ben de öğretmenim aslında. Bahçede öğrencileri sıraya aldığımız zaman, özellikle idarecilerimiz bununla çok hassas, tüm öğrencilerin birbirinden uzak durmasını sağlıyoruz. Tamam. Ama sınıfta hepsinin bir arada oturmasını istiyoruz. Bunlar komik oluyor. Yani bunlar gerçekten komik oluyor. Bilimsel değil, samimi değil. Bizim fiziki koşullarımız da uygun olmadığı için öğrencileri içeri aldığımız zaman yani bir sınıfı ikiye bölemiyoruz. Böyle bir fiziki koşullarımız yok. Biz nasıl önlem alabiliriz? Yani ben bunu soruyorum. Ben alamam mesela. Hem dersler yerli yerinde olacak. Yeterince öğretmenim elimde olmayacak. Yeterince öğretmen atanamayacak. Okul başlayalı 2-3 hafta oldu. Ücretli öğretmenler daha yeni yeni geliyor. Bu zaman içerisinde yani 3 haftayı atlattık biz. 3 hafta içerisinde sınıfları bölemedik. Öğretmen gelmedi. Gelmeyen hani sınıflar boş geçtiği zaman gelmeyen öğretmenlerin derslerinde öğrencileri bahçeye indirmemiz gerekirken, bahçede daha kolay bir şekilde birbirlerinden uzak durmaları gerekirken bunu sağlayabiliriz, basit bir şey. Ama idarecilerimiz aman sıkıntı olmasın, öğrencilerimiz içeride kalsın ısrarında bulunuyor. Şimdi hem bahçede aralık alsın öğrenciler, hem sınıfta kalsın boş derse, dışarı çıkmasın derseniz bu bir çelişki değil mi? Ve bu çelişki olduğu sürece biz bu işi başaramayız. Dolayısıyla önüne geçebilmemiz için, hani çok fazla uzatmayayım ben sözü de, öncelikle aşı karşıtlarının ikna edilmesi lazım. Neden karşılar? O anlamda bir çalışma yapılması gerekir ve bunun da yolu bence yetkili olmayan kişilerin susması. Ben eğitimciysem eğitim konusunda ben konuşayım. Siz televizyoncuysanız, yayıncıysanız yayın konusunda da siz konuşun. Ben ancak fikirlerimi söyleyebilirim ama ben ahkamı kesemem. Ben bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu şekilde bence önüne geçilebilir.